Bir, Furkan Vakfı e, ne istiyor ve niye bu kadar sert müdahale yapılıyor biliyor hı hı. musunuz Perderkası evet. Efendim? Şimdi tabi e, cemaatler, vakıflar e, daha doğrusu tarikatlar ve tarikatların e, öncelikle vakıf olarak başlayan serüveni ben çok fazla incelemedim açıkçası Furkan Vakfı'nı ama e, en nihayetinde... E, Cemaatin biraz daha farklı bir örgütlenme hali olan artık buna tarikat da diyebilirsiniz. Zaten kendileri açısından tarikat veya vakıf olması çok büyük bir önem arz etmiyor anladığım kadarıyla. En nihayetinde ben Tarikatların Türkiye'de... Tarikatların da bu arada vakıfları var zaten değil mi? Var Şu zaten şey, evet. Hepsinin var hemen. Türkiye'de <laughs> e, hangi amaç altında bir araya geliyorsanız bu isterseniz dini, olabilir, isterseniz etnik olabilir, isterseniz kültürel olabilir. Ancak bunu yaparken kamu düzenini bozmadan ve kamu düzenini aykırılık, tabii ki siyasi olarak eleştirebilirsiniz, siyasi iktidarı da eleştirebilirsiniz, buna ilişkin gösteri de yapabilirsiniz. Ama bunların kamu düzenini bozmadan ve bunun altında gerçekten farklı bir şey var mı yok mu onu da çok sorgulatmadan yapmanız lazım. Şimdi ben e, amasız fakatsız, orantısız bir güç kullanımı olduğu konusunda aşikar olan dünkü müdahaleyi öncelikle kınıyorum. Yani emniyet mensuplarının e, o kadar eğitimlerden sonra, o kadar meslek içi eğitimlerden sonra halen, ee, toplumun belli bir kesimini değil bütün kesimini böyle ayağa kaldıracak şekilde böylesine orantısız bir güç kullanımının, kullanımının hiçbir mazereti yok. Ee, toplanma özgürlüğü, gösteri yapma özgürlüğü sınırsız değildir. Ama bizim hukukumuzda e, izne bile tabi olmayan ve barışçıl olduğu sürece e, kendi meramınızı anlatmaya yönelik olduğu sürece Toplantı ve gösteri e, hakkı anayasal bir hakkıdır. haktır. Bunun önüne e, herhangi bir şekilde geçmek mümkün değildir. Bunun altında e, kamu düzenini bozmaya yönelik bir faaliyet olup olmadığı konusu ise orada polisin e, zor, zor kullanacağı bir e, durum değildir her şeyden önce. Bunu bir kenara bırakalım ve dünkü olay hele hele yani burada ben şuna da karşı çıkıyorum. Başörtülü birine müdahale yani başörtülü olmuş başörtüsüz olmuş en nihayetinde orada duran hanımefendi bir sürü polisin arasında sırtını dönüp giderken yapılan müdahaleyi gerçekten yani altında başka bir niyet ararsanız bulursunuz. Yani oradaki bayan polisin yaptığı müdahale yani o provokasyona yönelik. Şimdi Pınar Hanım izin verirseniz hükümet sözcüsü Ömer Çelik'in. Evet, Az önce MYK'dan sonra bir açıklaması var. Diyor evet. ki burada kuralımız açıktır. Orantısız güç kullanmasını kabul etmeyiz. Asla meşru sayılamaz. Soruşturmanın başlatıldığı söylenmiştir. Hiçbir Türkiye vatandaşına karşı orantısız güç kullanılamaz. Meşru sınırlar içinde görevini yapanlar da takdir edilmektedir demiş evet. e, Şimdi Ömer Bakın Çelik. Bugün e, Gürkan Bey e, Diyarbakır'da e, bugün Nevruz aynı zamanda. Nevruz. Ona da geleceğiz o konuda, Evet, evet. E, bayramını kutluyorum arkadaşlar. E, yani Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar bütün e, renklerin, çiçeklerin, e, huzurun, bereketin e, habercisi olarak e, hissedildiği, algılandığı, öyle tanımlandığı bir e, gün. E, bu yönüyle bütün bu coğrafyada e, Türk'üyle, Kürd'üyle herkesin Nevruz'udur ve e, kutluyorum ben de. E, bugün Diyarbakır'da biliyorsunuz e, Nevruz'la ilgili işte... E, gösterilerle baş gösterilerin başlama <laughs> yeri e, isminin yanlış e, hatırlıyorsan lütfen e, kusuruma bakmasınlar. Nihat e, Nihat çocuğun ismini Allah rahmet eylesin. Birazdan bakarım. E, aynı şekilde bir polisin e, Nevruz gösterileri Kemal galiba. Kemal. Kemal e, Kur, Kurkut. Kurkut. Ha, Kemal Kurkut. Kemal Kurkut. E, yani o fotoğrafa yüzlerce kez baktım ben. Yani eee üstü çıplak yarı çıplak bir şekilde koşarken arkadan gelen polisin elinde hiçbir silah olmadığı herhangi bir e, o anlamda e, bir zarar doğurucu, doğurucu herhangi bir şeye olmayacağı aşikarken polis kovalaması sırasında sırtından vurularak öldürüldü ve yakın mesafede e, yani dün Furkan bugün e, ben Kemal Kurkut'un ne siyasi kimliğine bakıyorum, ne temsil ettiği bir yapı varsa ola bakmıyorum. Hiçbir şekilde bakmama da gerek yok. Ama polis bu e, ülkemizde bir müdahaleyi yaparken o müdahalenin e, gerektirdiği şartlara göre eğitim almıştır. O mesleki eğitimden geçen e, polislerin bunu yaparken son derece dikkatli, tabii ki kendi can güvenliklerinde Tehlikeye düşürmeyecek şekilde ama dünkü bayan sırtını dönüp giderken e, ki e, böyle arkadan bodoslama girişin hiçbir anlamı yok kadın gidiyor zaten Kemal Korkut üzerinde herhangi bir şey yok burasından itibaren çıral çıplak ve koşarken bunlar e, polisimiz, jandarmamız gerçekten e, toplumun en çok güvendiği halen her şeye rağmen e, meslek erbapları, meslek grupları bunlara yönelik bu şekilde hem toplumda infial yaratan bu tarz yaklaşımlar, bu tarz e, müdahaleler, e, onlara yönelik e, haksız eleştirileri de beraberinden beraberinde getiriyor. E, bunun altında bir devletin e, sistematik bir e, tavrıymış gibi gösterilmesi de bana göre 20 yıldır Ak Parti hükümetleri bu konuda e, çok gayret ettiler. Yani Müdahalenin sınırını aşmaması konusunda yasal düzenlemeler yapıldı. Bu konuda e, cezalar arttırıldı. Ama buna rağmen e, dünkü olay çok vahim, e, kabul edilemez. Yani Furkan Vakfı e, eğer yasal olmayan e, herhangi bir meşguliyet içindeyse, e, Gülen e, cemaati gibi bir yapılanmaya doğru gidiyorsa, e, provokasyon yaratacak şekilde e, ya da geri planında ne olduğu konusunda ciddi şüpheler olduğu söyleniyor. Ben de bunu açık kaynaklardan öğreniyorum. E, bunlar doğru mu değil mi bilemem. E, o yüzden bu konuda bir ahkam kesmeye de e, yer görmüyorum ama e, velev ki e, tabii ki burada e, lideri olan Abdullah e, Alpaslan e, Kuytul e, birkaç kez bu konuda yargılanmış, mahkumiyet almış. E, bütün bunlar ortadayken e, bunun daha bizim ceza hukukumuz bu konuda e, terörle mücadele kanunumuz e, son derece açık. Yani bütün bunlara varmadan önce o gösteriler ile e, birlikte gösteri, ya şimdi, o, ka, yani toplanmış insanlara copla e, sırtları dönükken vurmak mı yoksa bu faaliyet gerçekten e, geri planında ne olduğu bilinmeyen birilerinin maşası haline gelmiş bir Yapıysa bununla ka ka kanun içinde e, mücadele etmek mi? Hangisi daha kolay? Yani Peki. biz burada adaleti işletmeliyiz. E, zor gücü kullanmak, işte bakın haksızken ya haklıyken haksız duruma düşüyorsunuz. Doğru. Sinan Bey, sizle de devam edelim. Şöyle, e, şimdi polisin çeşitli eylemlere karşı aldığı tavırlar oluyor. Yani müdahale Hı. ediyorlar. Kimi zaman böyle sert müdahaleler oluyor. Kimi zaman... Daha işte e, hafif bir müdahaleyle e, bir toplumsal olayı bastırıyorlar. Hı hı. Ama bu olay niye bu kadar e, büyüdü, niye bu kadar çok tartışıldı ve birazdan Hacı Yakışıklı'ya da aynı soruyu sormak istiyorum. Bir başörtülü polis memuru'nun bir, e, bir başörtülüye job sahnesi, yani job vurma sahnesi için konu kaldırması adeta böyle bir infial tırnak içinde söylüyorum, İnfiale yol açar gibi oldu. Neden e, bu konu tartışılıyor? Mesela işte geçtiğimiz hafta e, bir birkaç hafta önce özür dilerim. 8 Mart eylemleri vardı. Orada da polisin müdahalesi vardı. Daha önce başka sol eylemcilerin eylemlerinde de polis müdahalesi. Vardı. Burası neden çok tartışılıyor sizce? Şimdi e, Kuytul Vakfı özelinde değil de daha çok muhafazakar, yani mütedeyyin insanların eylemlerinde. Evet Maalesef ki Türkiye'de e, birçok şey son dönemlerde şekil üzerinden tartışılır oldu ve olayın daha çok sosyal medya ile beraber magazin magazinelleştirdiğini de görüyoruz. Yani oradaki e, bir polis e, memurunun başörtülü veya başörtüsüz olması bir şeyi değiştirmemeli. Türkiye'de maalesef bir kesimde şöyle bir algı var. Yani polis memuru başörtülü e, e, karşıdaki de e, suç işleyen veya kimse Müdahale, edilecek, müdahale kişi. edilecek kişi, o da başörtülü. Yani başörtülü başörtülüye müdahale edemez, etmemeli veya da zamanında başörtü eylemlerinde o sorunları yaşayanların şimdi benzer şekilde davranmaması. Olaya buradan baktığınız zaman, yani çok farklı noktalara gidersiniz. Olaya buradan bakamazsınız. O zaman bütün o savunduğunuz işte hakimin başörtülü olması, polisin başörtülü olması, üniversite hocasının başörtülü olması. O zaman savunduğunuz bütün bu değerler, yargılarının hepsi yerle bir olur. Şunu iddia edemezsiniz daha sonra. Efendim hakimin başörtülü olması önemli değil, onun verdiği karar önemli. Ama şimdi siz polisin başörtülü olmasını ön plana çıkarıyorsunuz değil mi? Demek ki burada ön plana çıkarmanız gereken bu değil. Bu olmamalı. İnsanları başörtülü veya başı açık olması üzerinden yargılamayın müdahale ettiği kesimin başörtülü veya başa açık olması üzerinden yargılayamazsınız. Yani son derece yanlış bir zeminde tartışılıyor ve en çok da başörtülü, başörtüsü takan kardeşlerimize zarar verecek bir noktadan tartışılıyor. Ve işin ilginç tarafı bu tartışmayı başlatanların da daha muhafazakar mahalleden olması da işin daha trajikomik veya garip yanı diyeyim. Ben tabii burada polislerimizin son dönemde Son zamanlarda mesai sorunlarını dikkate getirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Polislerimizin içinde bulundukları şartları dikkate almamız gerekiyor. Özellikle de son dönemde yeni bir kanun çıkarıldı ve polislerimizin şark görevi daha da düşürüleceği, düşürüleceği iddia edildiği halde daha da arttırıldı. Bütün bunların çerçevesinde değerlendirme yapmak lazım ama asla bu, kim olursa olsun müdahale edilecek kesime sert müdahaleyi haklı kılmayacağını da altını çizmem lazım. Yani iki ana hususu vurgulamak istiyorum. Bir, polislerimiz robot değil. Polislerimizi içinde bulunduğu çalışma şartlarını vesaire göz önünde almak durumundayız. Zor şartlarda görev yapıyorlar. İki, müdahale edilecek kesime son dönemlerde özellikle de aşırı bir müdahale olduğunu görüyoruz. Furkan Vakfında da öyle oldu, ee, işte ne bileyim e, diğer konularda da öyle oldu. Evet, haksız olabilir. En azından dışarıdan kamuoyu e, Kim algısı olarak Furkan Vakfı. Hı. Biz mahkeme değiliz, bilmiyoruz. Ama gördüğümüz kadarıyla Furfa, Furkan Vakfının çalışmalarını, Furkan Vakfının daha doğrusu bu cemaatlerin bir bütün olarak ben bakıyorum ki Furkan Vakfı bunların böyle en radikalleridir. E, Türkiye'deki yerinin bence bu vesileyle de tartışılması lazım. Yani şöyle bir algıyı da doğru bulmuyorum. Senin cemaatin benim cemaatim, onun cemaati bunun cemaati. Bir bütün olarak cemaatlerin siyaset yapmasına, cemaatlerin devlet kadrolarına girmesine, cemaatlerin yeniden güçlenerek bir fetövari noktaya gelmelerine karşı çıkmak lazım. Ama bunların içerisinde Furkan Vakfını da ayrı bir yerde değerlendirmek lazım çünkü Furkan Vakfının hani bunu dedik diye sosyal medyadan bize saldıracaklar eminim ama Furkan Vakfının e, içinde bulunduğu o radikal iklimin ben Türkiye'nin e, bekası ve geleceği açısından e, çok sağlıklı görmüyorum e, Türkiye'de herkes e, dini özgürlüğe sahiptir herkes e, dini e, dinini istediği gibi e, kanunlar çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir ancak radikalizmin bizi nereye götürdüğünü e, geçmiş örneklerden biliyoruz. Yakın coğrafyamızdaki örneklerden biliyoruz. Suriye'deki, Irak'taki IŞİD'den biliyoruz. Afganistan'daki Taliban'dan biliyoruz. O sebeple elbette ki devlet e, burada radikalizmin önüne geçecek bir takım girişimlerde bulunmak durumundadır. Ama bunu yaparken de hukuk içerisinde hareket etmek durumundayız. Peki. E, Sinan Oğan radikalizm diyor. Kuytul hareketi diyelim yani Furkan hareketi mi ne diyeceğiz Furkan, Vakfı. Mi? Furkan Vakfı Furkan Vakfı ve gönüllüleri diyorlar. Gönüllüleri değil yani. mi? Şimdi Furkan Vakfı radikal bir hareket mi? Bir kere onu sorayım bir. iki Süleyman Soylu'nun tweet'i var. Diyor ki: "Yıllardır her hafta yasa dışı gösteri yapan kuytulcular bak yasa dışı gösteri yapan kuytulcular tüm uyarılara rağmen bugün Adana'da Nevruz ile eş zamanlı yasa dışı gösteri yapmışlardır." diyor ki Nevruz konusuna da birazdan geleceğiz görüşlerini çok merak ettiğim hem Sinan Oğan hem Hacı Akışıklı neler söyleyeceksiniz Pınar Hanım aynı şekilde. Nevruz'a geleceğiz. Nevruz'u diyor gerekçe yaptılar ve gene yasadışı gösteri yaptılar. E, Kuyutulcuların uzun zamandır tüm tahrik, hakaret ve istismarlarına güvenlik güçlerimiz hep sabırla orantıyla <laughs> mukabele etmişlerdir. Ancak bugün tüm tahrik, hakaret ve istismara rağmen orantısız güç uygulamak bizim yöntemimiz olmamalı idi diyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Bir, radikal mi Furkancılar. iki Süleyman Soylu'nun açıklaması. Yani biz müdahale ederiz ama orantısı güç olmadı. Anlamını mı çıkaralım? Çok teşekkür ediyorum. Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanımızın yaptığı açıklama gayet yerinde bir açıklama. Bunun yanında Ömer Çelik'in yaptığı açıklama gayet yerinde bir açıklama. Çünkü bu olayı kabul etmemek önemliydi. Yani özellikle şiddet görüntülerini devlet adına kabul etmemek önemli bir davranıştı. Furkan Vakfı radikal midir değil midir noktasına baktığımızda da Vakıflar doğası itibariyle radikal olamazlar. Yani siz bir vakıf kurmuşsanız radikal olamazsınız. Çünkü vakfın görevi devletin elinin yetmediği yere ki devletin eli mükemmel bir devlet bile olsanız her yere yetmez. Devletin elinin yetmediği yere ki Anadolu'da vakıflar, tarikatlar, cemaatler sayesinde Türkleşmiştir, Müslümanlaşmıştır. Vakıflar bu işe yararlar. Yani bir vakıf kurmuşsanız insana hizmet edersiniz. Üstelik insanı ayırmadan hizmet edersiniz. Ama belli bir topluluğa edersiniz. Ama daha geniş topluluğa edersiniz. Dolayısıyla buradan bir radikalizm çıkaramazsınız. Vakıfçılık radikalizm üzerine kurulmaz. Hizmet üzerine kurulur. İnsana hizmet üzerine kurulur. Ama Kuytul Vakfı bir vakıf mıdır? Ya da Furkan Vakfı bir vakıf mıdır? Bu sorgulanabilir. Acaba Vakıfçılık yapmak için mi burayı kurmuşlardır? Yoksa farklı amaçlarla mı burayı kurmuşlardır? Yoksa vakıf ve vakıfçılık bizim e, kökenlerimizden, geleneklerimizden yüz, yüzlerce yıldır gelen bir unsurdur. E, polislik e, önemli bir meslek, hassas bir meslek ve özel bir meslek. Başımıza bir iş geldiği zaman ilk aradığımız yer polis oluyor. Ya tanımıyoruz. Çeviriyorsun numarayı. Başım sıkıştı yetiş diyorsun ve o polis. Hiç tanımadığı bir eve, belki eve hırsız girdi mesela, hiç tanımadığı bir eve geliyor ve seni ondan korumak için siper oluyor. Yani o açıdan polislik aynı zamanda kutsal bir meslek. Ee, bunun yanında bir polisin veya bir grup polisin yaptığı da bütün bir teşkilatı, bütün bir polis merkezini bağlamaz. O açıdan oradaki e, copla jobla vurma görüntülerini zaten kabul etmek mümkündü. Bu arada job derken sadece başörtülünün başörtüne vurduğu job değil. Bir Bütün, de kıyasıya kıyasıya bir jobla dövme sahnesi vardı. görüntüleri İzleyicilerimize paylaşmıyoruz o görüntüyü evet. ama o görüntü muhtemelen İçişleri Bakanı'nın açıklamasına Hoş değil sebep zaten. Olur. Hani evet. hiçbir copla vurma görüntüsü hoş değil. Yani e, şiddetin sınırı nedir diye baktığınız zaman bir insanın diğerine bağırması da şiddettir. Yani birisi sizi çevirip de bağırdığı zaman ne bağırıyorsun kardeşim diye tepki gösteriyorsun. Bağırmak bile şiddetken insana fiziki müdahale ben yapılamaz. Yani bir insana eğer o da şiddeti öngörmüyorsa, o da şiddete başvurmamışsa veya bir yerine bomba bağlamış, insanlara silah doğrultmamışsa o kişiye karşı şiddet uygulayamazsınız. Ee, bu açıdan o cop görüntüleri, vurma görüntüleri bırakın başörtülü, başörtüsüz. Oradaki sizin yaşantınıza yüzde yüz ters düşen birisi bile olsa, yüzde yüz Full tersi yani. Tamamen ters düşen biri bile olsa ona da copla e, müdahalede bulunamazsınız. Onun da sınırı dediğim gibi eğer o kişiler insanlara zarar vermeye başlamışlarsa ve bunda ısrar ediyorlarsa gerekirse vurursunuz bile. Yani gerekirse silahı çekersiniz ve o kişiyi vurursunuz. Bomba bağlayıp insanların arasına doğru koşan bir kişiyi polis vurur. Bu bütün dünyada böyledir. İşte o legal olur ve insanlar bunu kabul eder. Ama Öbür tarafta duranlara yaptığınız zaman bu legal olmaz, insanlar kabul etmez. Kabul edilmemiştir de aynı zamanda. Tabii ki e, baktığınız zaman başörtü üzerinden ben Sinan Oğan'a katılıyorum. Yani başörtüsü niye takılır? Allah'ın emri olduğu için takılır. Yani e, ben bu emri yerine getirmek istiyorum diyen takar, getirmek istem, Yani farklı sebeplerle de takmayabilir. Bu yargılanamaz. İnsanlar yargılanamaz. Yargılayacak olan Allah'tır. Yani o açıdan da e, bizim 28 Şubat döneminde de talebimiz şuydu. Başörtüsü Allah'ın emridir. ...yeryüzünün her yerinde serbest olmalıdır. Yeryüzünün her yerinde. Hani kamusal alanda yasak. Her yerde serbest olmalıdır. İsteyen takabilmeli, isteyen tak, takmamalı. Bugün baktığımız zaman normalleşmiş Türkiye'de. hakimlerimizde, subaylarımızda, polislerimizde başörtüsü takabiliyor. Fakat başörtüsü bir kişiye yaptığı hatadan dolayı affettirmez. Ya da yaptığı iyi bir işten dolayı yükseltmez. Yani başörtüsü kimsenin suçunu affettirmeyeceği gibi artırmaz da. Bu normal bir kıyafettir. Allah'ın emridir. Namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi bir ibadettir başörtüsü. Kimseyi başörtülü, öbürü de başörtüsüz bu bunu yaptı diye değerlendirirken, bunun üzerinden değerlendirirsek çok yanlış bir değerlendirmeye Peki. tabi tutmuş ee,